dostlarım, Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere sünnet nedir, elimden geldiğince, bilgimin el verdiğince anlatmaya çalışacağım. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti sadece sarık, sakal, cübbe, misvak mıdır, yoksa Kur'an-ı Kerim'i hayatında uygulaması mıdır, onun üstün ahlakı mıdır? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine vahiy gelmeden önce de üstün ahlaklı, namuslu, dürüst bir insandı. Kendisine Muhammedül Emin denilirdi, hepinizin bildiği gibi. Peygamberimize vahiy geldikten sonra zaten üstün olan ahlakını vahiy ile birleştirince kusursuz, mükemmel, muhteşem bir insan olmuştu. Peki biz Müslümanların hayatında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ne kadar yer alıyor? Biz Müslümanların yaşantısı şekilsel kılık ve kıyafetten mi oluşuyor, yoksa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'le getirdiği emir ve yasaklardan mı oluşuyor? Şöyle kendimizi bir gözden geçirelim, bir öz eleştiri yapalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği emir ve yasaklara bizim hayatımız ne kadar uyuyor? En başından başlayalım. Peygamberimizin ne kadar merhametli, ne kadar şefkatli olduğunu hepimiz biliyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendisine hayatı zindan eden, kendisini vatanından sürgün eden, hatta kendisini öldürmeye çalışan düşmanlarına Mekke'yi fethettiğinde gösterdiği merhamete bir bakalım. Bir de kendimize ve İslam dünyasına bakalım. Merhamet namına, şefkat namına en ufak bir kırıntı var mı bir bakalım. Tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz. Türkiye'deki durumumuza şöyle bir bakalım. Kimsenin birbirine en ufak bir tahammülü yok. Trafikte insanlar birini dövecek yer arıyor. Neredeyse birbirini öldürecek yer arıyor duruma geldik. Afganistan'a bakalım. Hepsi cihad ettiğini iddia eden insanlar, hepsi de Müslüman, 40 yıldır birbirini kırıyor. Irak'a bakalım. Orada Müslüman olduğunu iddia eden, ayrı mezhepten olan insanlar birbirlerinin camilerini bombalıyor, birbirlerini katlediyor. Suriye'de insanlar, 40 tane örgüt var orada, hepsi de cihad ettiğini, İslam adına savaştığını söylüyor, birbirini kırıyor, birbirine merhamet namına en ufak bir şey yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği din, yani Kur'an-ı Kerim'in en başta yasakladığı şey yalandır. Bugün İslam dünyası ve Türkiye'deki insanlar yalana ve yalancıya itibar ediyor. Adamın konuştuklarının %90'ı yalan ama itibar görüyor. İnternette neredeyse videoları rekorlar kırıyor. Adamın biri de onurlu ve namuslu davranıyor. Kur'an-ı Kerim'de ne gördüyse onu söylüyor. Onun videolarına kimse itibar etmiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde iftira var mıdır? Kur'an-ı Kerim'in en büyük yasaklarından biridir. Ama bugün iftira diz boyudur İslam dünyasında. Memleketin her köşesine bir din taciri tutmuş, bunların ekmeğine engel olacak Kur'an-ı Kerim'den en ufak bir şey söylediğin zaman seni sapıklıkla, peygamberi tanımamakla suçluyorlar. Şöyle söyleyeyim, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımıyorsan sen zaten baştan Müslüman değilsin demektir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i kim gönderdi? Allah. Kiminle gönderdi? Cebrail aleyhisselam. Kime gönderdi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Yani sen peygamberi tanımıyorsan Müslüman olamazsın ki baştan. Böyle aşağılık bir iftira olamaz. Kur'an'a sarılan insanlara böyle iftiralar atılıyor bizim ülkemizde. Ama Kur'an-ı Kerim hakkında hiçbir fikri olmayan, Kur'an-ı Kerim'den haberi olmayan insanlar, o sarıklı, sakallı, cübbeli insanlara, o yalancı olanlara inanıyor. Sakalsız, bıyıksız olan, gerçeği söyleyen, onurlu, namuslu insanlara itibar etmiyor. Yani yalan her zaman itibar görüyor. Bunun için de İslam dünyası hiçbir yere varamıyor dünyada. Peygamberimizin en önemli sünnetlerinden biri de adalettir. Bugün İslam dünyasına, Türkiye'ye bir bakın bakalım. Adalet namına en ufak bir kırıntı var mı? Bugün Türkiye'de dindar olduğunu iddia eden insanlar iktidarda. Elinizi vicdanınıza koyun. Allah için şöyle bir düşünün. Türkiye'de adalet namına en ufak bir şey var mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her işi ehline verirdi.
Birçoğunuz duymuştur, Kabe'nin anahtarları müşrik birindeydi ama onu çok iyi yapıyordu o işi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettikten sonra da aynı adama vermiştir Kabe'nin anahtarlarını. Çünkü o işi en iyi o adam yapıyordu, müşrik olmasına rağmen. Kur'an-ı Kerim'in en büyük yasaklarından biri olan zina, Peygamberimizin en önemli sünnetlerinden biri zina yapmamaktır. Bugün İslam dünyası gizli veya açıktan zinanın bataklığındadır. Sıradan insanların yaptığı zina bir yana, kendine din adamı kisvesi giydiren insanlar mut'a nikahı diye bir nikah icat ettiler. İslam dünyasından gördüğüm, tanıdığım arkadaşlar şundan bahsediyor. Adamlar mut'a nikahını günlük, saatlik bile yapıyor, hem de dolar bazında. Sahtekarlığın en üst seviyesi herhalde budur. Türkiye'de de din adamı kisvesindeki bazı insanlar dini nikah adı altında onlarca karı ediniyor kendine, kendisi fuhuş yaparken yakalanıyor ve adamın itibarı daha da artıyor, videoları neredeyse rekor kuruyor, adamın canlı yayınını binlerce insan izliyor din adamı diye. Şimdi gelelim Peygamberimizin en önemli sünnetine, Kur'an'ın da en önemli yasaklarından birine, şirk. Şirk, Peygamberimizin hayatına bakın, diğer peygamberlerin kıssalarını okuyun, bütün peygamberlerin ortak mücadele verdiği bir olaydır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah müşrikle kafiri niye ayırt ediyor? Kafir zaten direkt inkar eden insan. Müşrik dediğin insan Allah'la arasına aracı koyan insan. Yani Kur'an'ın emri, peygamberimizin sünneti Allah'la arana peygamber de dahi olsa hiç kimseyi koyamazsın ibadet ederken. Yani şirk sadece put yapıp ona tapınmak değildir. Allah'tan başkasından medet ummak demektir. Şimdi Türkiye'de ve İslam aleminde yapılan nedir? Adam gidiyor ölünün türbesinde ölüden medet umuyor. Bazı din adamı olarak kabul ettiği insanların kendisini cennete götüreceğini iddia ediyor. Ve buna da samimiyetle inanıyor. Çünkü adam cahil, Kur'an-ı Kerim'den haberi yok. Hani Peygamberimizin bir hadisi vardı. Kızı Fatıma'ya seni ben bile kurtaramam demişti. Peki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızını bile kurtaramazken bu adamlar yüzlerce insanı kurtarabiliyor, hatta binlerce insanı kurtarabiliyor. İnsanlar da buna inanıyor. İşte şirk dediğiniz budur. Yani Allah ile arana bir aracı koymak ve başkasından, herhangi bir eşyadan, bir insandan medet ummak şirktir. Şimdi türbelerin etrafına bir bakmanızı tavsiye ederim. Oralarda ne ticaretler dönüyor? Çağrı filmini hepiniz izlemişsinizdir. Çağrı filminde Ebu Süfyan ne diyor etrafındakilere? Bizim tanrılarımız hem bizim inancımızdır hem de ticaretimizdir. Peki müşrikten bizim farkımız nedir? Sözün kısası, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, onun getirdiği emir ve yasaklara elimizden geldiğince uymaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük sünneti Kur'an-ı Kerim'e sarılmak, onu anlamaya çalışmaktır. Kendimizi din tacirlerinin merhametine bırakmak değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti Kur'an-ı Kerim'in getirdiği emir ve yasaklara uymaktır. Kılık, kıyafet ve şekil değildir. Çağrı filmini dediğim gibi birçoğunuz izlemiştir. Çağrı filminde müşriklerle müminlerin kıyafetleri aynı mı değil mi? Hepsinin sakalı var mı yok mu? Yani saç, sakal, bıyık dediğiniz olay dönemsel bir şeydir. Kılık, kıyafet dediğimiz olay bölgesel ve kültürel bir olaydır. Hatta dönemsel bir olaydır. Çok uzağa gitmeyelim. 70'li yılların şu kadar bol paçalı pantolonunu getireyim bugün, biriniz giyer mi? Giydiği zaman sokakta insanlar onlara nasıl bakar? Veya 90'lı yıllarda, benim gençlik yıllarımda şalvar pantolon vardı. O zaman bize çok yakışıklı gelirdi. Şimdi üstüne para verseler giymem. Yani döneme göre, tarihe göre kılık ve kıyafet değişir. Esas olan kadın veya erkek tesettüre uygun olmasıdır. Yani vücut hatlarının belli olmamasıdır. En önemli olay budur kılık ve kıyafette. Mesela misvak olayını ele alalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün yaşasaydı yüzlerce güzel macun markası varken gidip misvakı
Ağaçtan kesip misvak mı kullanacaktı? Elimden geldiğince, aklımın ve bilgimin el verdiğince, fazla derinden olmasa da, inceden olmasa da sünneti sizlere anlatmaya çalıştım. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşça kalın dostlarım.